Ekonomi ve yoksullukla ilgili yorumu. Tamam, Ahmet Polat'ın yorumuna bir bakalım. Kendisi İsmailağa cemaatinden önemli bir isim. Bir bakalım ne diyor Ahmet Polat? Yoksulluğun genel nedeni bizlerin günahlarıdır. Bir kere bunu bilelim. Yapmış olduğumuz hatalardır, kusurlardır, Allah'a isyanlardır, Rabbimize karşı olan nankörlüğümüzdür. Yoksulluğun nedeni günahlarımızdır. Demek ki zenginler hiç günah işlemiyor. Ayşe Hanım. Yani aslında bir açıdan da eğer siz diyorsunuz yani iktidar destekleyici bir konuşma. Aslında bir yandan da doğruyu söylemiyormuş şimdi Gökmen Bey. Yani şimdiye kadar dini şeyle, sayıkla ele alındığında... Yani şimdi bu rant düzeni, bu kurulan kendi içinde işte peşkeş çekilen, biraz önce anladığınız nereden girdiği kaynağı belli olmayan para, işte yoksuldan alınıp zengini besleyen bir düzen. Yani şimdi yoksullukta bu günahların kendi sahipleriyle, bu tabii dini bir referans noktası ama bunlar yüzünden olmadı mı? Ya doğru söylüyor aslında. Bir nevi günahları yüzünden oldu ama burada kastedilen bizim altı bence toplumun genelini kastetmiyor. Bu evet birilerinin günahları yüzünden oldu. Ben onu yandan... iktidarın ekonomi söylemine şöyle bir retorik destek olarak okudum. Çünkü biliyorsunuz bütün bu yoksullaşmaya rağmen, efendim hayat pahalılığına rağmen Erdoğan sürekli işte şükredin, şükretmek lazım, sabır lazım, biraz daha sabredin, şükretmek iyidir tarzında bir takım açıklamalar. Ben bunu da böyle okuyorum. Yani tabii ki şimdi siyasal İslam'ın görevi bu zaten. Çok güzel bir kaçış noktası var. Sıkışıldığı noktada tevekküle sığınmak, bir şekilde Allah'a havale etmek. Yani bu bilmediğimiz bir nokta değil. Ama öte taraftan tabii biz bunu nasıl okumalıyız? Bunu biz karşı cepheye nasıl mal ederiz? Ben buna yanıtı şöyle verirdim hiç bizim altına girmeden. Evet sizin günahlarınız yüzünden oldu. Şimdi o zaman biz hukuki olarak hesabını soralım. Siz de günahınızın vebalini ödeyin, evet, bedelini ödeyin der. Çıkalım derim yani bu işin içinden. Yoksa zaten senelerdir hani Diyanet de aynı şeyi yapıyor. Cemaat liderleri de aynı şeyi yapıyor. Havale edecekleri yer her zaman. İmtihandasınız diyor. Evet hemen bir imtihandayız vesaire. Yani bunu biz hatırlarsınız ta 99 depreminde acı bir şekilde yaşadık. Yani bu depremin sorumlusu diye hani biraz daha seküler kesime saldırılacak korkunç şeyler oldu. Yani 7.8 yetmedi miler vesaireler. Yani bu alışık olduğumuz bir üslup aslında. Yaşanan bütün acıların şeyi ya dini vecibelere uymayan yaşam şekli olan seküler kesim olur ya da bazen işte tevekkülü eksik bırakmak, sabretmemek, günahkar davranmak olur. Bu bence bizim bir şekilde yıllardır sınandığımız bir konu. Ama ben izleyince hani direkt şey dedim, ya ne güzel demiş, evet sizin günahlarınız. Hani hiç ben aynı bize giremediğim için bu şeyle... tabanla bu kitleyle ya da bu kanaat önderleriyle ben onların bizi gibi öyle bir ayrıştırıldık ya. Evet sizin günahlarınızdır dedim ve onayladım geçtim yani. Peki ne diyorsun Salim Bey? Yoksulluk günahlarımızdanmış yani. Yani bir de şöyle düşünelim yani muhtemelen hitap ettiği kitleyi şöyle düşündürtmeye çalışıyor değil mi Ahmet Polat? Ya hakikaten böyle olabilir mi acaba? Bende mi bir kusur var? Benden mi kaynaklanıyor? Tam. Yoksuluz ama... Galiba hak ediyoruz bu sefil hayatımız nedir böyle? Tam onu söyleyecektim. Yani zavallılar hem bu yoksulluğun acısını çekecekler, hem onun ağır yükü altında inim inim inleyecekler. Hem her gün yatağa girdiklerinde ertesi günlerinin nasıl geçtiğini düşünecekler. Çoluğunun, çocuklarının yüzüne bakıp 3 kuruş ellerine harçlık verememenin, yarınlarına yönelik bir plan yapamamanın, onların bırakın yarınlarını falan ya bir gün sonrasını o çocukların nasıl geçireceklerini bilememelerinin ezikliğini zaten yüreklerinde hissederken bir de buna kendilerinin sebep olduğunu düşündürteceksiniz öyle mi? Yani hem yoksulluk çekecekler hem de bunun günahını onlara yükleyeceksiniz. Bu ülke eğer yoksulsa işte bu konuşan var ya bu konuşanın zihniyeti yüzünden fakirdir. Bu konuşan böyle konuşabildiği için bu konuşan kendisine bir takım sıfatlar yükleyerek bu toplumda kanaat önderi pozisyonuna girip Etrafında birilerini bulabildiği için, bu rahat rahat konuşabildiği için bu ülke fakirdir. Bu ülkenin yoksulluğunun sebebi bunun böyle rahat rahat konuşup, böyle rahat rahat adeta kesebilir, racon kesebilir oluşudur. Ne demek ya? Ne demek ya? Yoksulluğun sebebi günahlarımızdır. Ne demek ya? O hocaya sormak lazım. Sen yoksul musun, zengin misin? Sen hangi sınıftansın? Görüntüne göre senin zengin olman lazım. Senin yoksul olmaman lazım. Çünkü görüntün senin hiç günah işlemediğini gösteriyor. Ya da en azından öyle bir görüntüyle insanların önüne çıkıyorsun. Demek ki sen zenginsin. Peki ya Allah aşkına Ece'den rica edelim. Bir Erdoğan'ın bir şeyi var ama Erdoğan senin gibi düşünmüyor. Erdoğan sizin gibi düşünmüyor. O yoksulluğun sebebini nasıl açıklıyordu biliyor musunuz? Bir videoda da izledim. Yoksul diyor. Çalmayı iyi beceremediği için yoksuldur. Ekonomi politik olarak Cumhurbaşkanı yoksullaşmanın nedenini koyuyor zaten ortaya. Bir ülkede diyor yoksul varsa çalmayı iyi beceremediği için yoksuldur diyor. Çalmasını iyi beceren zengindir diyor. Açık açık. O ne zaman söylüyor yaklaşık? Sanıyorum bu belediye başkanlığı dönemi. Eski tabii canım. Hı. Şeyden önce. Hı. Şimdi ona sormak lazım şimdi. Bu hocaya, bu adama sormak lazım. Yani bu anormal derecede zenginleşen iktidar çevreleri, bu beşli çeteler, bu kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği insanlar, bu 10-11 yerden maaş alanlar, bu yandaşlar, bu hak etmediği halde kamu kurumlarının yönetim kurullarına, şirketlerin şuralarına, buralarına ışınlanarak atananlar. Onlar çok mu az günah işliyorlar? Onlar çok mu dindarlar? Onların hiç günahları yok mu? Bu neyin aklı ya? Bu neyin aklı? Bu nasıl bir şey ya? Bir ülkenin yokluğunun, yoksulluğunun açıklanması buralara düşmüşse zaten bundan bir çıkış bu ülke bulamaz. Moody's gelse, Fiske, Standard and Poor's gelse, ya bu ülkeye ne yaparsanız yapın, bu ülke bu cehaletle savaşmadığı sürece, bu şımarık cehaleti ortadan kaldırmadığı sürece çıkış bulamaz. Bu kadar ulu orta, bu kadar racon kesen, kendilerine din adamı tanımı yapan kişiler bu 84 milyona bu şekilde bir tanımlama yapamaz. Yoksullarla, işsizlerle, fakirlerle, bu ülkenin emekçileriyle bu şekilde alay edemez. Günahmış. Ben ona sormak istiyorum ya. O halde 57 İslam ülkesi var dünyada. 57 İslam ülkesinin ürettiği toplam katma değer dünyada yaratılan katma değerin %5'i değil. Doğalgazı, petrolü çıkarın bazılarından. Dünyanın en fakir, en geri kalmış, en yoksul ülkeleri bugün İslam ülkeleri. Yani gavur dediğiniz, o gavur dedikleriniz, onlar hiç günah işlemiyorlar demek ki bu kadar zengin olduklarına göre. Onu nasıl açıklayacaksınız? Onu nasıl açıklayacaksınız? Şu programı, şu konuşmayı bile yaparken kendinizi kayıt ettiğiniz o telefon bile o gavurların icadı. Madem böyleydi İslam ülkelerinin bir tane buluş, bir tane katma değer yaratan bir yenilik, bir tane bilimsel ufuk açan bir icat niye yapamaz bu ülkeler? Niye Türkiye'de yoktur bu? Varsa yoksa efendim işte biz şükredelim. Peki, fakirlik yapalım. Şundandır, bundandır. Şimdi bu yani yaratmaya çalıştığı ideoloji belli. Sorgulamayın, şükredin. Kabul edin. Şimdi bunun geldiği yer, bunun geldiği yer bu ülkenin derin yoksulluğu. Sizin o bahsettiğiniz video hazırmış, bir izleyelim. Bir izleyelim ya. Hı-hı. Şimdi ben tabii her ne kadar ekonomi tahsili yaptıysak da orta öğrenimimizi İmam Hatip'te geçiyorum. İmam Hatip'ten